geçmeden önce sizleri Ulu Önder Atatürk silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Sonucu oluşan göç dalgası ile ulus devletin kuruluş sürecindeki
homojen yapıyı oluşturma çabası olarak ortaya çıkan göç dalgası olarak belirlendi. Ve bu ana tema üzerinden öncelikle İzmir'i coğrafi olarak merkeze alacak bir İzmir ve göç değerlendirmesi yapılması. İkinci olarak da yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Müzesi ve Arşiv'e bağlı olarak Buca'da açılması planlanan mübadele ve göç ana evine düşünsel altyapı oluşturacak ve bu ana evinde sergilenmesi planlanan materyalin ve belgelerin değerlendirilmesini, kullanılmasını sağlayacak bir alt düşünce yapısı oluşturacak bildiriler verilmesi planlandı. Ve bu doğrultuda İzmir Uluslararası Göç ve Mübadele Sempozyumu oluştu. Bu sempozyum APİKAM'ın düzenlediği üçüncü sempozyum. İlki Kuvayi Milliye'nin 90. yılı dolayısıyla yapılmıştı. İkincisi İzmirli olmak başlığıyla bir sempozyumdu. Aslında bu üçüncüsü düzenlenen bu sempozyum İzmirli olmanın bir başka boyutunu da ortaya koyuyordu. Çünkü İzmirli olmak aynı zamanda biraz göçmen olmak, göçmen kimliğine aşina olmak demekti. İzmirli olmak biraz Giritli, biraz Selanikli, biraz Balkanlı, biraz Kafkaslı, biraz Kırımlı olmak demekti. Hatta bu göçmenlerle ve göçmen kültürüyle iç içe yaşamak demekti. Bu sempozyumda öncelikle İzmirli olmanın bu boyutuna da ışık tutmaya çalıştı. Şüphesiz iki güne sıkıştırılmış hem zaman hem de mekan olarak sınırlı bir alanda böylesine geniş bir konuyu bütün boyutlarıyla tartışmamız beklenemez. Ancak umarım göç tartışmalarına ve göç çalışmalarına bir nebze katkı sağlayacak bir sempozyum olur. Başarılı bir sempozyum geçmesini dilerim. Katılımınız için tekrar teşekkür ederim. Açılış konuşmalarını yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Sırrı Aydoğan'ı kürsüye arz ediyorum. Sempozyumları, bütün çalıştaylarını ben çok önemserim. Gerçekten hangi konuda olursa olsun yapılan bir çalışma muhakkak bize bir şeyler öğretir. Bilenler anlatır, bilmeyenler öğrenir. Hiç ummadığımız bilgilere sahip oluruz. Ama gönül isterdi ki her zaman neşeli güzel sempozyumlar, çalıştaylar olsun. Bugünkü sempozyumumuz, çalışmamız göç değil ve mübadele ile ilgili. Göç, nereden bakarsanız bakın, insanları derinden yaralayan, çok büyük değişikliklere götüren, büyük felaketlerle sonra belki mutluluk olur ama karşılaştıran bir hadise. Dünya durduğundan beri, insanlık olduğundan beri var. Sebepleri nedir? Genellikle işte yokluk, kuraklık, savaş, huzursuzluk ve o bölgede oturamama. Bu genelde göçlerin sebepleri. Bazen de çok daha kötü sürgünler ve kendi istemediği halde yer değiştirdiler. İşte insanları derinden yaralayan bunlardır. Şimdi dikkat ediniz bakın, dünya neresine giderseniz gidin. Hangi coğrafyada olursunuz, eğer bir insan kargı duyuyorsa, başını sokacak bir yeri varsa, o memleket onun için dünyanın en güzel yeridir. Kat yerine oradan ayrılmak istemez. Çöldeki berber için en güzel yer o çöldür. Yeter ki keçisinin karnı doysun, sütünü sağsın. Ben öyle ülkelere gittim ki, isim vermeyeyim, yani kimse 10 dakika durmak istemez.
Ama oranın yerlileri oturup konuşurken bana buranın dünyanın en güzel yeri olduğunu, buraya bir gelene bir daha muhakkak geleceğini söylediler. Yeter ki kanı duysun. Savaş göçleri bir felaket. Yokluk göçleri bir felaket. Ve enteresandır, eski dönemlerden azalmış olan göçler son 20. asırda büyük bir ivmeyle arttı. Tabiat olayları. Bugün bir Afrika, bir Batı Afrika, Doğu Afrika'daki bazı bölgeler, görmeyenler varsa görmelerini istemem. Büyük felaketler ve bazen kaçacak yer de yok. Harpler, son, bakın son durumumuza. Bu göçler çok zor göçler. Çok zor göçler. Hiçbir şeyin işe yaramadığı göçler. İşte böyle bir dünyada bir de bizim tartışacağımız, konuşacağımız bir de mübadele var. Mübadelede iki tarafta halinden memnun. Burada yaşayanlar da, Yunanistan'da yaşayanlar da. Memnun da halinden. Ama politikayla bazı sebeplerden dolayı bu mübadele gerçekleşti. Ve uzun yıllar kimse memleketini göremedi. 40-50 sene yasaklandı. Burdur'dan çıkmış, İzmir'den çıkmış, Bergama'da bir sürü insanlar Yunanistan'da. İşte Yunanistan'dan çıkmış bir sürü insan Türkiye'de ve 50 sene oralara gidemediler. Tabii bu yaş grubu içinde çoğu yaşadığı doğru yerleri göremeden öldü. Bu işi, bu mübadeleyi, göçleri en iyi bilenlerden biri de benim. Çünkü ben Bornova'dayım. Bornova'da doğdum, Bornova'da büyüdüm. Bizim nüfusumuzun büyük bölümü Girit'ti dediğimiz Girit'ten gelenlerdi. Ondan sonra Boşaklar vardı. Ondan sonra Arnavutlar vardı. Efendim ve Yunanistan Girit'in dışındaki Florna'dan, Drama'dan, Selanik'te gelen insanlar vardı. Ben bunlarla beraber doğduğum büyüdüm. Birinci resimlerini hemen hemen gördüm diyebilirim. İkinci resimlerle beraber büyüdüm de. Onlardan da çok şey öğrendim. Onlar da şimdi hala yine örgütleniyorlar, toplanıyorlar, gidip geliyorlar falan. Bunlar yeni yeni olan şeyler. Ama en büyük bizim Anadolu'ya gelen göç, felaket göçü Balkan Savaşı'dır. Osmanlı'nın yıkılması, Balkan Savaşı büyük bir felaket getirdi. İnanılmaz sayıda insan Bosna'dan, Makedonya'dan, Kosova'dan, Yunanistan'dan birçok yerden sadece at arabası ve üstte biraz erzakıyla gelebildi. Bunlardan bir tanesi benim kayınpederim, kayınvalidemdi. Onlardan da çok şey diyebilirim. Şöyle bir araba, tekerlek, yalnız tekerlekleri şey, hayvan at olarak sadece üzerinde gıda yüklü, ceplerinde ne varsa birkaç çantı ve tapular. Hala 30 saat tapu evde duruyor. O bölgenin tapuları. O büyük bir felaketti. İstanbul için, Türkiye için ama Türkiye zaman işte bunları azmetti. Bunları tolere etti ve tekrar bunlar hep beraber olarak ülkemizi kalkındırmaya çalıştık. Ama bizim bir daha başka bir göçümüz de var İzmir. Şimdi İzmir öyle bir kent ki yani doğunun en batısı, batının en doğusu. Dünyada İzmir'de gelmiş geçmiş medeniyetler olmayan yok. İzmir'e gelmeyen yok. Biraz da göçün sebebi biraz da coğrafyası, iklimi, insanı. İzmir zengin toprakları, sınırsız tarımı, insanı ve çevresiyle çok güzel bir kent. Biz normal dışarılardan da çok şey göç aldık. Kendi içimizde mesela Türkiye'de doğu illerinden büyük bir kesim 40 sene İzmir'i doldurdu. Bu doğal bir şey. Manisa, Aydın, Muğla buraya dolduracak. Çünkü burada iş var, burada ekmek var, burada eğitim var. Kimsenin bir daha köyüne gidecek hali yok. Biz bunlarla zaman içinde çok zaman ilgilenemedik. Ben İzmir'de doğduğum, büyüdüğüm halde bazı şeyleri sonra öğrendim. 2008 yılının aralığında başladığımız ve 2010 yılının Mayıs'ında bitirdiğimiz bir İGE projemiz vardı bizim. İç Göç Entegre Projesi. Bu İzmir, Ankara, İstanbul ve Bursa'ya Avrupa Birliği ile beraber yaptığımız bir programdı. Bu programın içinde ben oldum. Ve kendi doğduğum, büyüdüğüm kentte
varoşlarda çalışmalarımızı yaptık. Yani eşitsizlik durumundan sosyal, kültürel ve ekonomik olarak aynı duruma gelmek için gençlerle biraz, kadınlarımızla ilgili büyük bir program yaptık. Uzun soluklu program. 2 senedir ben orada çok şey öğrendim. Ve bu insanları İzmir'e entegre etmek için çok uğraştık. 35 senedir İzmir'de oturuyor, İzmir'in varoşta göç etmiş gelmiş. Kendi memleketini yaşıyor orada. Gençlerin dünyada haberi yok. Biz onları çıkardık. Gençlik kültür merkezleri kurduk. Kadınlar için programlar yaptık. Ve bir başka dünya olduğunu öğrendiler. Bundan başka bir dünya varmış. İşte bu da İzmir bu işte. Biz de İzmir'de böyle olduk. O bakımdan o bölgelerde çalışmalarımızda çok iyi neticeler aldık. Ama dediğim gibi göç ismi üstünde nasıl olursa olsun zor bir şey. Bize düşer. Bu sempozyumlarda, bu çalıştaylarda bize düşer. İşte bunların sebeplerini, geçmişlerini, politikalarını, nerede yanlış yaptığımızı bulmak. Artık yaraların sarılması falan diyemeyeceğim. Çünkü çok sene geçti hep beraber aldık ama bu hataların bir de yapılmaması için bir çalışma yapmak lazım. Hükümetler bir karar alıyor, 2 milyon insan perişan oluyor. Bugün şu Orta Doğu'nun haline bak. 2 milyon diyorlar, 3 milyon Suriye, 4 milyon Suriye'de var bizde. Kendi memleketi bırakıp gelmek kimse istemedi. İşte bunları önlemek için biraz katkı koyabilirsek bu toplantılarda, biraz bilgi aktarabilirsek geçmişten günümüze, belki yeni çalışanlar, yeni politikacılar, yeni devlet adamları biraz ders alırsa böyle büyük felaketlere bir daha sebep olmayız. Değerli arkadaşlar, bu konuda konuşacak çok şeyim olabilir benim. Biraz sevdiğim bir konu, biraz ihtisas alanı, biraz içinde büyüdüğüm bir ortam ama açılış konuşmalarında bu kadar bile çok oldu. Ben katkınız için, katkılarınız için geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. En derin saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun. Annem 9 yaşındayken gelmişler Türkiye'ye. Ama orada çok güzel bir hayatları varmış. Anneannem Toğlalı Ayşe Hanım'dır. Dedem cami imamıymış. Mısırlı Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın medresesinde tahsilini yapmış. Çarşı Camii'nde imam olarak çalışıyormuş. Rumeli onların memleketiydi. Bugün bazı insanlar diyorlar ki, Meriç'ten ekmeğe geçmez bizim ismimiz. 1924 Gülfük mübadelesiyle Selenk'ten gelen bir ailenin 4 kuşak torunuyum. Benim bugün anlatacaklarım annemin ailesine aittir. Çünkü annemin anneannesi ve dedesi Selenik'ten nüfus mübadelesine gelmiştir. 30 Ocak 1923'teki nüfus mübadelesi öncesinde Selenik'te yaşamaktaydılar. Babamız 1924'te Girit'te mübadil olarak Türkiye'ye gelmişler. Ama gelmeden evvel 2 sene bulundukları bölgeden, yani Girit Adası'ndan, Güzel Omurak'tan Kandiye'ye gelmişler. Kandiye'de 2 sene orada bir arkadaşının evinde kalmışlar. Çünkü artık savaş başladığı için İzmir'de, savaş olduğu için korkmuşlar. Başlamışlar öldürmeye, oradaki Türkleri işkence yapmaya başlamışlar. Ve şehire kaçmışlar, yani canını deyip kurtarmak için. Bir oradan bir köşe. O oğlan orada kadınlara iş yoktu Girit'te. O oğlan durur, gece gider, gelen komşulardan mermi toplanmış. Gelin gelmiş, tevernelerde tavernelerde onları satarmış. O parayla geçinirlermiş, biraz bahçeleri varmış. Bahçeli heykellerde, meyveden falan onları anlatırdı, anlattım ama. Hiçbir kadınlarımız olmadı, hiçbirimiz olmadı. Cenazelerimizi birlikte kaldırdı. Doğumlarımızı birlikte kutladık. Neşin içinde düğünlerimizi birlikte yaptık. Çok çok iyi geçindiğini söylüyorlardı. Onlar bizim yıllar yılı komşularımızdı diyordu. Her şey kardeşimiz diyorlardı. Ötekileştirmeden, yalancılaştırmadan kardeşlikle geçindiklerini söyledi. 1924 mübadelesi öncesinde İzmir'in kurtuluşunu, milli mücadeleyi duyuyorlar. Yani bir savaş olduğunu, Batı Anadolu'da işgal olduğunu, bir savaş yapıldığını biliyorlar. Şimdi bu sebepten gönderilmeyeceklerden tam bir bilgi yok. Çünkü savaşın sonucunu bilmiyorlar. Yani Yunanistan kazanacak, Yunanlılar kazanacak, Türkiye o şekilde mi gönderecek?
Yunanlar kaybettiğince orada kalıp devam edecekler, bu bilgi yok. Atatürk demiş ki, oradaki Müslümanları göndereceksiniz, ondan sonra sizi göndereceğim. Çünkü göndermezlerse, daha evvel buradaki Yunanlıları gibi de gönderirlerse, orada bir daha sağlam Müslüman gelmeyeceğini bildiği için Atatürk bunu yapmamış. Yapmamış ve göndermemiş, kesinlikle. İlk önce bizimkiler buraya mübadil olarak gelmişler. Geldikten sonra buradaki, buradan gemilerle tekrar onları göndermişler diye. Mesela, Körkemal'de Körkemal'de veya durup dururken kilisenin çanları çalmaya başlıyor. Adına bir sinir diyorlar. Nedir? Diyorlar ki, biz kazandık, Yunan ordusu kazandı, Türk ordusunu ezdik, bitirdik, mahvettik, onu kutluyoruz. Bunlar hep moral bozulmuş. Bu ne deyince 15 gün karantina altında kalıyorlar. Hastalıktır, şudur budur var mı diye herhalde bilmiyorum orasını. Ondan sonra geldiler buraya yanaştılar yani dedelerimiz. Dedelerimiz geldi, annelerimiz buraya yerleştiler. Çünkü burası Rum mahallesiydi. Oradan buraya. Burada başka yerli buranın Kürt insanı yok, bir tane yok. Tamamen Rum mahallesi, kilisesi zaten orta yerinde. Çare yok, karar alınmış. Gözyaşları içinde ne getirebilirler? Yatak gördüm birkaç tane. Sonra da annem. Avrupa'daki sardunyalardan istiyor. Kendi evi ama artık bunların evi orası. Diyor ki, götürebilir miyim ben de kızıma giderken? Özlemimi belki giderebilirim. Kocası Rum ailenin erkeği köküyle hemen çıkarıyor sardunyayı. Kadın da ıslak havlu getiriyor, annem anlatıyordu. O ıslak havlu içinde, yol boyunca ona gözü gibi bakıyor annem. Bu ne kadar? Getiriliyorlar sahibinde. Şimdi gözyaşlarıyla hazırlanıyorlar. Ama yine de hepsini bir umut var. Evet, biz şimdi ayrılıyoruz. Ama bir gün gelecek, yine hükümetler anlaşacaklar. Evlerimize geri geleceğiz. Bu geri dönüşümüne böyle geliyorlar. Kimisi sardunyalarını alıyor. Kimisi pencerelerinden bir parça koparıyor. Duvarlarını okşuyorlar diye ayrılırlar da doğru değil. Ben bunu çok içimde hissediyorum. Yani böyle kitap yazdığım için daha çok hissediyorum içimde diyordum. Böyle bir acılarım yaşaması için hiçbir umut ve köklerle başka bir hiçbir zaman. Asla. Ben de gidip benim durmuyorum. Çok zorluk çektim. Okula gittim. Bir şey yazdırmak istiyorum. Ben bana yazamıyorum. Yarım yarım. Ne zaman ki Yunan ordusunu mağlup olduğunu, Türk ordusunu zaferle bu savaştan çıktığı öğrenince bunu da sessiz bir sevinçle tutuyorlar. Çünkü Yunan tabasındalar kendi aralarında Hasudiye elmaları kaybetmeyi söylüyorlar. 9 Ocak 1923 nüfus mübadelesi anlaşması imzalandıktan sonra bir kısımda oradaki Osmanlı vatandaşına herhangi bir yer sorulmaksızın gemileri bindirilerek İzmir Türkiye'ye göndermeye başlanmış. Ama bizim ailemiz o Türkiye'deki yani Doğu topraklarındaki yakınlarından şu bilgiyi alıyorlar. Şu ile gelinebilir, şurada kalınabilir diye. Nereler onlar? Birincisi Mersin, liman kenti olduğu için. İkincisi İzmir, yine ailemin benzer şekilde liman kenti olduğu için. Ve hatta İzmir için şunu söylüyorlar, savaş gördü, burası yıkıldı, tekrar burası imar olacak, o yüzden burada kalınması çok daha iyi olur. Bunun üzerine gemilerle Türkiye gelmek üzere yola çıkıyorlar. Şimdi ne getirirken ne getirebilmişler yanlarında? Hani kaba tabirle şunu dedim ya, yurttan bir pahada var. O tarz öncelikleri, kendilerini koruyacak malzemeleri getirmeye çalışıyorlar. Evleri satıyorlar, satabildikleri malları bunları satıyorlar ya da oradaki kalanları satıyorlar. Taşıyamayacakları eşyaları, bunu rahmetlerden anlatırdı, babası, dedeleri kuyulara attıktan sonra üzerine gaz tenekesi dökmüş. Demişler ki, neden böyle bir şey yapıyorsun? Bunlar nasıl da bize yaramayacak, İran Yunan'a da yaramasın, yakılsın. Çok küçükten babaannem, Allah rahmet eylesin, annem Allah rahmet eylesin, Türkçe konuşmazlardı.
Çünkü daha kolay olduğu için, Yunan dili daha kolay olduğu için devamlı konuşurlardı Rumca. Ben Türkçe konuştuğum zaman, ya neye Türkçe konuşuyorsun, sen de öğren, bak bedava bir dil. Bunu sen de öğren de, sana da lazım olur yarın öbür gün diye diye. Ben de onlardan öğrendim yani. Okuluna gitmedim, bir kitap alıp da okumadım. Onlardan yani hep konuşmak var. Konuşmak var. Allah rahmet eylesin. Baba ne öğretti bana bu dili? Annem öğretti. Ve memnunum. Öğrendiğime dair memnunum. Hiç unutmuyorum, çocuktum. Dadı diyor orada, Süleyman Dadı'da. Bakan kadınları varmış, dayımın dadısı. Bir şekilde demek ki Yunanistan'dan Türkiye'ye geliyor, ödemiş ve aramış, anneannemleri buldu. Onun gelişine, o gözyaşı içinde hastalık içinde sarılışlarına, hiç unutmuyorum, anneannemin sesi, ah Kavala'ya gidebilsen, toprağına bir kız yüz sürebilsen diye gözyaşları içinde birbirlerine sarıldıklarını hatırlıyorum. Bunun dışında özlem içinde bu dünyadan geçip gittiler. Gözlerine hasret ederim. 1938'de Mustafa Kemal Atatürk öldüğünde annem rahmetli öğlenciymiş, evdeymiş daha. Ablası sabah okula gidiyor, eve geliyor, üstünü başını yırtmış üzüntüsünden Mustafa Kemal Paşa öldürüyor. Anlamamış eğitim acaba doğru mu değil mi diye tabi radyo diyor ki evde, böyle her evde elektronik alet yok. Karantinada oturdukları için bu 200-212 sokak kesiştiği noktada çok hakim bir mevkili orası, denize böyle güzel bir evdi, ben hatırlıyorum o evi, Rum evliydi. Karantina askeri hastanesinde, bugün Mithatpaşa mesleği olduğu yerden kampana yani böyle silen sesleri duymaya başlamışlar. O zaman da Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğünü. Annem şunu söylerdi, benim babam derdi Osmanlıydı, sert biriydi derdi, yani böyle duyguları çok olan biri değildi derdi. Çünkü bu kadar savaş görmüş, göç görmüş, yani kolay şeyler değil. Ben babamın derdi ilk defa ağladığını gördüm. Neden diye sorduğumda şunu söylemiş rahmetli de, biz şimdi ne yapacağız? Açılış oturumunda kendisiyle de birlikte olacaktık ama maalesef katılamayacak. Açılış oturumu için Sayın Elçin Macar, Profesör Doktor Elçin Macar, Profesör Doktor İlhan Tekeli ve Profesör Doktor Paskalis Kitromindes'i sahneye davet ediyoruz. Açılış oturumu için. Günaydın tekrar. Zaman kaybetmeden ben hemen bu oturumdaki konuşmaları yapmak üzere Sayın Profesör Doktor İlhan Tekeli'ye söz vermek isterim. Konuşmalarımın başlığı Türkiye'nin göç tarihi nasıl bir sosyo-mekansal kavramsallaştırma üzerine oturtulabilir. Buyurun hocam.
Priştine Arşivi'nin yaptığı bu toplantı bence tabii çok ilginç. İzmir bir göçmenler şehri, bir mübadeleden çok etkilenmiş bir şehir. Onun için kendi tarihini öğrenmesi ve bunun üstünde detaylı çalışma yapması önemli. Ama göç, zorunlu nüfus yer değiştirmesi yalnız o tarihte kalan bir şey değil. Bugün de var. Bir büyük Suriye göçünü Türkiye yaşıyor. Arkadaşlarım benden bu toplantı için bir başlangıç konuşması yapmamı istediklerinde şöyle düşündüm. Göçün fiilen yaşandığı göç, belirli bir göç olayı üstüne konuşmak yerine 21. yüzyılda göç ve zorunlu nüfus yer değiştirmesi problemini hangi kavramsal çerçeve içinde ele alabiliriz diye bir kavramsal çalışma sizinle bölüşmek istedim. Şimdi bana ayrılan zaman süresi de çok fazla değil. Burada 20-25 dakika gibi görünüyor. Ama yazdığım, hazırladığım bildiri daha geniş bir bildiri. Akademi Edu sitesi içinde şimdi bulunuyor. İlhan Tekelik koduyla girerseniz Akademi Edu'ya makalenin, yazının tümüne ulaşabilirsiniz. Kavramlaştırma yapmamın sebebi şu. Göç çalışmalarını genel olarak baktığımızda iki farklı türde göç çalışması var. Birinci türdeki göç çalışmaları sayıca çok. İkinci türdekiler az. Birinci türdekiler şöyle bir problemi ele alıyor. Değişen nüfus yeni bir yere gidiyor ve o yeni yerde yerleşirken birçok sıkıntılar, acılar, zorluklar yaşıyor. Ve tabii çok acil olan bu sorunlar üstünde birçok sosyal bilimci araştırma yapıyor. Ve göç araştırmalarının çoğu, büyük kısmı bu acil, güncel soruna dönük çalışmalar. Oysa bir ikinci tür çalışma var. Bu ikinci tür çalışma nüfusun bir mekansal yapıyı, bir toplumun mekansal yapısını nüfus yer değiştirmesiyle değiştiriyorsunuz. Yani İkinci tür çalışmalar daha çok yapısal çalışmalar. Bir göç olayını acılarıyla, sıkıntılarıyla ele alan değil, toplumun mekansal yapısını nasıl değiştirdiğini ve uygulanacak politikaların bunun doğrultusunda nasıl şekilleneceğini ele alan çalışmalar. Şimdi burada tabii ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Esas benim gibi plancı yahut ülkenin genel politikalarını yönlendirenler için göç problematiğini yapısal olarak düşünmek önemli. Ama bu konudaki çalışmaların sayısı az. Şimdi ben problemimi bu ikinci tür çalışmalar üstünde toplayacağım. Nasıl bir yapısal problemle karşı karşıyayız nüfus yer değiştirmesiyle? Böyle bir tartışmayı başlatabilmek için önce yapıdan ne kastettiğimi ortaya koymam gerekir. Bir yerleşme yapısı, mekansal yapı şöyle tanımlanabilir çok kaba olarak. Kapitalin ve nüfusun yeryüzü mekanında dağılımı, coğrafik dağılımı ve birbiriyle kurduğu ilişkiler. Yani iki öge var. Kapital ve nüfus mekanda nasıl dağılıyor ve bunlar birbiriyle nasıl ilişki kuruyor?
Bu belirli bir yapı gösteren bir şey. Şimdi bu yapı sürekli olarak değişen bir şey. Teknoloji değişiyor, uluslararası ilişkiler değişiyor ve sürekli olarak bu yapı her ülkede ve yeryüzünün tümünde sürekli olarak değişiyor. İşte bu değişmeye, bu yapısal değişmeye nüfusun ister zorunlu yer değiştirmeyle olsun, ister göçle olsun etkisi nasıl oluyor? Şimdi bu şöyle bir soruyla ilişkili. Biliyoruz ki bu yapısal değişmede nüfusun yer değiştirmesi çok önemli bir etkisi var. Ama burada karşımızda iki kategori var. Bir nüfusun zorunlu yer değiştirmesi, bir de nüfusun göçle yer değiştirmesi. Göçle yer değiştirmesi ve bireyler, göç edenler özgür iradeleriyle bu yer değiştirmeyi yapıyorlar. Zorunlu yer değiştirmede savaşlar, iklim değişiklikleri, siyasi kararlarla zorunlu yer değiştirme var. Şimdi biz burada bir kavram kullanıyoruz. Bu kavram göç yahut zorunlu nüfus yer değiştirmesi. Mübadele, buradaki başlıktaki isim mübadele. Şimdi burada ben şöyle bir tez ileri, bu konuşmada iki tane tez ileri süreceğim. Bir tanesi bu. Göç kavramı bunu ele almakta, bu değişmeyi eskimiş bir kavramdır. 21. yüzyılda göç kavramından farklı kavramlar kullanmamız gerekir. Bu argümanı ileri sürebilmek için önce göç kavramının neden eskimiş kavram olduğuna ilişkin bir ufak tartışma yürüteceğim. Göç kavramının eskimesi meselesini şöyle anlayabiliriz. Herkes bir yerleşsin. Ondan sonra devam edelim. İnsanın mekanla ilişkisi, yeryüzü mekanıyla ilişkisi bir noktayla kuruluyor geçmişte. Bugün bunun böyle kurulamayacağını iddia edeceğim biraz sonra. Bu şu demek. İnsanlar yeryüzünde bir noktada var olurlar ve o noktada kök salmışlardı ve insanın mekandaki temsili yeryüzü mekanı ve bir noktadan ibarettir. Şimdi bu temsilde göç kavramı bu temsile dayanan bir kavramdır. İnsanların yeryüzündeki varlığı bir noktadaysa o noktanın yer değiştirmesidir göç. Göç burada saldığınız kök buradan söküp başka bir yerde o kökü dikmektir. Ve bütün sıkıntı, acı vesaire bundan doğan bir şeydir. Şimdi bu kavram bu yer değiştirmelerin sık sık olmadığı varsayımı üstünden gelişir. Yani bir noktadasınızdır, kökünüz söker, başka bir noktada kurarsınız, artık ömür boyu oradasınızdır. Bu göç kavramı, bunu isterseniz devlet baskısıyla yapın, zorunlu göç yer değiştirme olur, ister kendiniz yaparsınız, göç olur. Şimdi burada bugün geldiğimiz noktada realite farklıdır.
bir insan bir noktaya bağlı değildir. Bu sanayi öncesi tarım toplumlarında insanlar böyledir. Ama bugün insan bir yerde doğar, bir yerde okur, bir yerde başka bir yerde işini yapar, emekli olur, başka bir yerde yaşar. Artık insanın yeryüzü üstündeki temsili bir nokta temsili değildir. Bir güzergah temsilidir. Artık insanın mekanla ilişkisi bir nokta ilişkisi değildir, bir güzergah ilişkisidir. Bir anlamda yeni bir kavramla karşı karşıyayız. Bir mekanla insanın ilişkisinin kavramlaştırılmasında göç kavramı kanımca eski bir kavramdır. Yeni bir kavram olarak güzergah kavramı üstünden geliştirmemiz gerekir. Şimdi bu yapısal meseleye geldiğimiz zaman Türkiye'nin göç tarihine baktığımız zaman çok sayıda türde yapısal değişiklik yaratan göçle karşı karşıyayız. Ama dört tanesinin Türkiye'nin yapısal ilişkileri bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birisi imparatorluğun küçülmesi sırasında ortaya çıkan göç kategorisi, ikincisi ulus devletin kuruluşu sırasında ortaya çıkan göç, zorunlu nüfus yer değiştirmesi kategorisi, üçüncüsü sanayileşme, kentleşme sırasında ortaya çıkan kentleşme dediğimiz göç meselesi, bir dördüncü göç kategorisinden bahsedeceğim ve ikinci tezimi bu dördüncü kategori üstünden sunacağım. Bu dördüncü kategori şu: küreselleşmiş dünyada da kozmopoliten bir dünya yönetiminin kurulamamasının ortaya çıkarttığı göçler. Bugün Türkiye'nin yaşadığı, dünyanın da yaşadığı iç savaşlar dolayısıyla ortaya çıkan Suriye göçleri gibi göçler. Bugün dünya yönetilememektedir. Dünyayı Birleşmiş Milletler artı ulus devletler sistemi yönetememektedir. Bu onun yönetememesinin ortaya çıkarttığı bir göç olayıyla karşı karşıyayız. Bu da yapısal bir göçtür. Demin sözünü ettiğim üç göç gibi göç değildir. Bu bir yapının varlığının ortaya çıkarttığı göçten çok bir yapının kurulamamasının ortaya çıkarttığı göçtür. Şimdi tartışmamı bu şeyin üstünden sürdüreceğim. Birinci tür, imparatorluğun küçülmesinin göçü. Ben buna Balkanlaşma göçleri diye adlandırıyorum. Ulus devletler, genellikle Avrupa'da uluslaşma süreci küçük ünitelerin, feodal ünitelerin birleşip büyük bir devlet kurmasıyla ilgili bir şey. İkincisi ise imparatorlukların parçalanması, Osmanlı olabilir, Avusturya, Macaristan olabilir, Rusya olabilir vesaire. Bunlar da var olan bir büyük ünitenin kültürel nedenlerle parçalanmasıyla ortaya çıkan ve buna literatürde Balkanlaşma deniliyor. Balkanlaşmanın çıkarttığı göçler. Şimdi bu Türkiye'deki, Osmanlılardaki örgütlenmesi 1860'larda başlıyor. Ama bunların detayına girmeyeceğim çünkü sürem çok sınırlı. 1860'dan önce küçülen imparatorluğun Müslüman nüfusu geri içeriye alması dolayısıyla bir göç. Ve bu sürüyor. Ulus devlet kuruluncaya kadar Türkiye'de sürekli olarak küçülen bir imparatorluk. O küçülenin içeriye göktürdüğü bir göç var.
Ve bu önce tabii örgütlü değil. Gelen göçü aileler evlerinde misafir ediyorlar. 1860'tan sonra işte bu şeyleri, göçmenleri örgütleyen, yerleşmesini örgütleyen bir sistem ortaya çıkıyor. Muhacirin komisyonları kuruluyor. Ve gelenleri yer veriyorlar, yerleştiriyorlar. 1878'den sonra bu daha çeşitleniyor, miktar artıyor. Özellikle daha önce gelen göçler ancak kırsal kesime yerleştirilirken 78'den sonraki gelen göçler kente de yerleştirilmeye başladı. Burada çok ilginç bir olay var. Onu, bunun detayına girmeyeceğim ama yapısal olarak çok önemli bir olay var. İmparatorluğun küçülmesinin yorumlanmasında çok önemli bir değişiklik meydana getiriyor bu göçün varlığı. Şimdi o dönem, yani 19. yüzyılın sonu, sanayileşmemiş bir toplum, bir büyük imparatorluk kıt faktör toprak değil, kıt faktör emek ve imparatorluğun geliri, aldığı, verdiği vesaire neyse, kontrol ettiği artı ürün emeğe bağlı. Siz toprak kaybediyorsunuz ama kaybettiğiniz toprağın içinden belirli bir kısmını, diyelim ki %20'sini, %25'ini göç olarak içe alıyorsanız, imparatorluğun gücünün azalması bir şekilde %25 telafi edilmiş oluyor. Çünkü yaratılan artı ürün toprak tarafından değil, kıt faktör toprak tarafından değil, emek tarafından oluyor. Şimdi bakın, bu göçün demin sözünü ettiğim acılarla analiz edilmesi değil, yapısal dönüşümle analiz edilmesinin ortaya çıkarttığı bir sonuç. Şimdi ikinci kategori, ulus devlet yaratmanın yarattığı kategori var. İşte bunun içinde meşhur 23 meşhur mübadele meselesi var. Ve Türkiye Cumhuriyeti, evet, Cumhuriyet olarak ilan ediliyor ama inşa edilmiş bir ulus yok. Ve biliyoruz ki bir cumhuriyetin ilk radikal modernleşme projesi bir ulus inşa projesidir. Ve bu ulus inşa projesinin bir ucu demografik ucu vardır. Bu demografik ucu bir mübadeleyle başlar. Daha sonra imparatorluğun küçülmesinden sonra geri kalan kısımlardan almaya devam ettiği göçün sisteme entegre edilmesiyle devam eder ve 1934'te çıkan 2510 sayılı İskiyan Kanunu'yla da devletin içteki huzursuzluk, Kürt sorunları yaşanan bazı isyanlar sonrasında bir nüfusun yeniden mekanda yerleştirilmesi için bazı yetkiler aldığı bir dönem var ve bir çeşit ulus devletin inşa edilmesinin ortaya çıkarttığı ve politikalarının, yerleşme politikalarının ulus devlet inşası tarafından belirlendiği bir dönem var. Bu İşte İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar çıkan dönem. Bir üçüncü yapısal sorunumuz, yapısal nüfus yer değiştirmesi sorunu var. O da sanayileşme ve kentleşmenin yarattığı dönüşüm. Şimdi ilk iki dönüşüm daha çok siyasi imparatorluk yahut ulus devlet, devlet projeleriyle ilgili bir şey. Ama üçüncü önemli yer değiştirme dışla ilgili değil, içle ilgili. Ülke sanayileşmeye giriyor, sanayileşmeyle beraber
kırsal kesim çözülüyor. Bu çözülmenin ortaya çıkarttığı büyük dalgalar halinde göç meselesi var. Ve bu da hatta şunu da düşünmek, bu kategori içine sokmak mümkün. 1960'lı yıllar sonrasında Türkiye'nin Avrupa'ya verdiği, özellikle Almanya'ya verdiği Alman göçü dediğimiz göç de aslında kentleşme göçünün uluslararası bir platformda yansımasıdır diye düşünülebilir. Ve unutmamalı ki bu dönüşüm bir tek parti rejimi içinde olan bir dönüşüm değil, demokratik sistem içinde bir dönüşümdür. Ve bu demokratik sistem içinde yaşanan bu dönüşüm kendine göre bir çözümler üretmiştir, gecekondu üretmiştir, onun popülist politikalarını üretmiştir. Şimdi son kategoriye geliyorum. Son kategori iyidir. Dördüncü kategori günümüze geliyorum. Günümüze geldiğimde karşıma çıkan temel sorun şu. Yaşadığımız bu Suriye göçü. Bu şaka bir göç değil. 4 milyon belki tümünü hesap ederseniz daha başka yerlere gidebilir. Şimdi burada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Burada bir temel tez süreceğim. Başta sürdüğüm bir tez vardı. Göç kavramı yetmez, artık güzergah kavramı gerekir. Bir tezdi. Şimdi ileri sürdüğüm tez biraz daha farklı bir tez. Diyorum ki günümüzün küreselleşen dünyasında ulus devletler ve onların üst kurumu olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndan oluşan sistem dünyayı yönetebilme kapasitesine sahip değildir. Ve bugün yaşamakta olduğumuz birçok kriz gibi Suriye göçü de bu krizin sonucudur. Ve biz bunu bu göçmenler nasıl iş bulacak, Avrupa'ya gitsin mi, gitmesin mi düzeyinde tartışarak temel bir tartışmayı yürütmüş olmayız. Tartışacağımız konu bu düzeydeki konudur. Şimdi bu meseleyi açmak istiyorum. Aslında halen ulus devlet dünyasının ve onun üst kurumu Birleşmiş Milletler'in yönettiği bir dünya var ve bu dünya içinde barış kurulamıyor. Sürekli olarak iç savaşlar çıkıyor ve bu aslında kurulabilir bir şeydir. Kurulamaz bir şey değil. Ulus devletler gerçeğini aşmadığınız zaman kurulamaz. Ulus devletler düzeyini aştığınız zaman kurulabilir bir şeydir. Şimdi bunu da Suriye'de yaşanan olay içinde net olarak görüyoruz. Bildiğiniz şöyle bir şey var. Literatürü okuduğunuz zaman literatür bir kozmopoliten bir dünya yönetişiminden, hatta Avrupa anayasasında, Avrupa topluluğu anayasasında olan multi-level governance denilen çok kademeli governance'la beraber ele alındığında bir barış dünyası kurmak mümkün. Ama bugün Suriye örneğinde baktığımızda neyi görüyoruz? Bir
ulusal bir savaş, bir ulusun içinde bir savaş çıkıyor. Tabii ki kendi başına çıkmıyor. Bu bir Arap Baharı olayının devamı. Arap Baharı olayının sonunda Suriye'de 2011 yılında Dera'da başlayan bir ayaklanma var. Bu ayaklanmayı kendi devleti gibi bastırıyor. Acımasız bir şekilde bastırıyor, bir savaş ortaya çıkıyor. Ve büyük kitleler ortaya, büyük kitleler harekete geçiyor. Verilen rakamlar, ülkenin kendi içinde nüfusun yer değiştirmesi ve ülke dışına giden rakamlar, çok büyük rakamlar. Bende var, onları okumayacağım size. Şimdi burada iki soru. Bir tanesi, insanlar niye isyan ediyorlar bir ülkeye? Diyorlar ki adamlar, biz baskı altında, bir diktatörlük içinde yaşamak istemiyoruz. Demokrasi, seküler bir demokrasi içinde yaşamak istiyoruz. Böyle bir savaş başlıyor. 2011'den bugüne kadar dünya bir sürü acı yaratıyor. Acıyı insanların acılarına neden olan sonuçlar yaratıyor. Geldiğimiz noktada sorarım size. Kimse Suriye'de bir demokratik rejimin kurulmasını tartışıyor mu? Tartışmıyor. Ne tartışıyoruz geldiğimiz noktada? Türkiye'nin, hani dünyanın ulus devletleri, güçlü ulus devletlerinin reel politik güçlerinin dengelenmesinin nasıl sağlanacağını tartışıyoruz. Nereden nereye gelmiş sorunumuz? Dünya, burada bir rahatsızlık var. İnsan haklarına uygun, insan onuruna yakışan bir yaşam isteyen bir grup var. Onlar sefil olmuşlar, yurtlarından çıkmışlar. Artık kimse o sorunu unutmuş. Hiç alakası olmayan ülkeleri güç savaşını orada veriyor. Ve bunun üstünden de bir ortaya çıkıyor. Bir, ulus devletlerin mentalitesi artı Birleşmiş Milletler sorunları çözemiyor. Bir kere eğer bir kozmopolitan yönetim olsaydı o isyan normal bir şekilde ele alınır ve bir iç savaş, bir savaş ortaya çıkmaz. Bu savaş dünya sisteminin yönetilemeyişinin savaşıdır. Ve sonunda da büyük bir göç ortaya çıkmıştır. Şimdi son bir şeye gelmek istiyorum. Eğer bu yönetilemeyen dünyanın ortaya çıkarttığı göçü de Birleşmiş Milletler yönetememektedir. Bir göç doğmuştur ve bu göç dünya ulus devletlerinin artı Birleşmiş Milletler'in açısı dolayısıyla doğmuştur ve doğan bu göçü de bu sistem yönetememektedir. Bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç vardır. Bu zihniyet ne tür bir zihniyet değişikliği? Birincisi, mülteci sorununun tanımlanmasında bir değişikliğe ihtiyacımız vardır. Ulus devletler mültecilere iki türlü bakmaktadır. Bir, kendilerinin güvenlik sorununun parçası olarak bakmaktadır. Onların İnsan hakları üstünden bakmamaktadır. Kendilerinin güvenlik sorunu üstünden bakmaktadır. Ve merhamet duyguları üstünden bakmaktadır. Kendi güvenlik sorunları ve merhamet üstünden baktığınızda çıkan çözüm kamptır. Kamp. Kamplardır. Türkiye'de bir değişik yerlerde kurulan kamplardır. Ve kamplar çözüm değildir. Kamplar bir çeşit
çözümsüzlüktür. İnsanların geçici bir süre orada varlıklarını sürdürmesi için bir çözümdür kamp. Bu sürekli hale geldiği zaman bir çözüm olmaz. Bu tamamen bir çözümsüzlüğün üretimidir kamp. Ve o zaman bakmamız gereken bir mesele, ulus devletler mantığından mülteci sorununa bakamayız. Eğer bir dünya sistemi varsa, dünya sistemi dünya vatandaşlarının insan hakları üstünden bakabilir ancak soruya. İnsan hakları üstünden bakmazsanız bu tür çözümsüzlükleri çözüm diye üretirsiniz. İkinci boyutu, çözümü merhamete ve ulus devletlerin güvenliği sorunu üstünden bakmaya başladığınızda bir önemli çözüm ögesinin önünü tıkıyorsunuz. O önemli çözüm ögesi şu: mültecilerin kendi güçleri, kendi güdüleri, kendi örgütlenme kapasiteleri. Dünya sistemi öyle kurulmuştur ki onlar kampların içinde yahut başka denetimler altında kendi şeylerine mahkumdurlar. Kendi çözümlerini üretmemeye mahkumdurlar. Dünya yardım yapacak, yapıyor mu yapmıyor mu? Türkiye mecburen büyük kaynaklar arıyor. Ama bakın, şöyle bir konu var. Türkiye'nin kamplarda tuttuğu kişi 250 bin kadar. 4 milyon nüfus. Bu ne demek? İnsanlar kendi çözümlerini kendi arıyorlar. Ve o potansiyele sahipler örgütlenerek kendi sorunlarını çözmek, kampta yaşamak istemiyorlar. Kampta bedava iş. Her şey. Hayır, oraya gitmek istemiyor. Hayata o güce, o potansiyele sahip ulus devletlerin korkuları ve kendi kaygıları içinde bunların kendilerini kurtarma yolları tıkanmış durumda. Bütün yardımlar bakın ulus devletler kanalıyla dağılıyor. Niye böyle bir grup kendi ürettiği çözümlere dış dünyadan direkt kaynak bulamıyor? Böyle sorulacak yüzlerce soru var. Ama konuşmama değil, yani ikinci zihniyet değişikliği, çözüm ulusların merhametlerinde değil, mültecilerin kapasitelerinin önünün açılması, örgütlenmesinin kolaylaştırılmasından geçiyor. Üçüncü zihniyet değişikliği. Başta dedim, artık biz, birinci tezimde dedim, biz artık göç kavramıyla çözemeyiz. Güzergah kavramı gerekir dedim. Bu örgütlenen, kendi kaderini elde etmek isteyen kişilerin güzergahlarının tıkanmaması gerekir. Güzergahları tıkayarak çözemeyiz. Güzergahı göçe çevirerek çözemeyiz. 21. yüzyılın kavramı değil göç. 21. yüzyılın kavramı güzergah. Ve dünya yönetişimi bunlara insan hakları üstünden. Çünkü bunlar bir dünya vatandaşı. Dünya, bu dünya vatandaşlarının sorunlarını kendisi çözmemelidir. Onların çözmesinin yolunu açmalı. O yolun ana açması için güzergahlarının da serbest bırakılması gerekiyor. Teşekkür ederim. Bilal Tekin hocamıza teşekkür ederiz. Gerek
bir konuşmacımızın gelmemiş olmasından, gerekse programa göre erken başlamaktan dolayı konuşmacılarımızın süresini yarımşar saat olarak kullanıyoruz. Şimdi söz sırası Profesör Doktor Paskalis Kitromilidis'te. Kendisi bize kuşkusuz bu mübadele konusunun ve alanının en önemli araştırma merkezi olan Küçük Asya Araştırmaları Merkezi hakkında bilgi verecek ve Küçük Asya Araştırmaları Merkezi ve Türk-Yunan-Rus Mübadelesi başlıklı bir konuşma gerçekleştirecekler. Let me just begin with three introductory remarks. First, I want to thank the Ahmet Pristina Center for bringing me back to Izmir after 20 years. I see a very different city now, and I'm very grateful for the chance to see contemporary Izmir. Second, I want to apologize for not speaking to you in your own language. Please be patient with me, and I ask for your forbearance with my talk in a foreign language. Third, I want to connect what I have to say with the excellent speech we just heard from Professor Tekeli, and clarify that I will be talking about the prehistory, as it were, of the contemporary problems to which he referred, and I will be mostly outlining some thoughts and information concerning the first type of population movement which he identified. But what I hope will emerge is that the basic humanitarian concern, the concern about human rights and the respect of the humanity of every person involved in these population movements is the same in that early period as it is, it happens to be the case in the contemporary experience of migration. So I want to talk about that early period of forced migration brought about by the Convention the exchange of population between Greece and Turkey, signed at Lausanne on the 30th of January 1923, and outlined in a very concise way how the results of the application of that convention have been studied by the Center for Asia Minor Studies. So on the 30th of January 1923, after prolonged negotiations that began on December 1st, 1922, Greek and Turkish diplomatic plenipotentiaries signed a convention at Lausanne providing for the compulsory exchange of Turkish nationals of the Greek Orthodox religion established on Turkish territory and of Greek nationals of the Muslim religion established on Greek territory. This is the first article of the Convention of Lausanne. Forced migration movements have been a quite common phenomenon in human history, as Professor Tekeli has mentioned before, usually as a result of war, invasion, and enemy raids upon settled territories. In the history of Asia Minor in particular, which is located on such a sort of critical geographical place on the world map, massive population movements, either under duress in wartime or as a result of colonization, relocation, or socioeconomic change, have been a standard feature for millennia. What was novel about Lausanne and the convention signed on the 30th of January 1923 was the provision for compulsory exchange without any form of prior consultation of the populations involved. And this poses, obviously, a very serious problem of human rights. This was unusual in that it wrote into an international document
and thus enshrined in international law, which the law of war and peace, since its inception in the 17th century, had striven to bring under control and, if possible, eliminate, to prevent the dislocation of civilian populations and to protect, to the extent possible, non-combatants from the consequences of war. By adopting a document which stood in such glaring contrast to the course of international law, the signatories of the Lausanne Convention interpreted at the level of diplomacy a profound determination to remove what they considered the most serious cause of conflict between the two nations. That is probably why the Convention on the Exchange of Regulations was agreed upon relatively early on, while the overall settlement of Greek-Turkish disputes at Lausanne turned out to be a prolonged and protracted and difficult process, which was not concluded until about 6 months later, on the 24th of July, 1923. The Lausanne Convention introduced the novelty of the compulsory nature of the exchange, but as an approach to the settlement of disputes in the broader region of Southeastern Europe, the Convention had certain precedents during the previous decade. In 1913, after the Second Balkan War, Turkey and Bulgaria attempted a partial exchange of populations along their border in Thrace, while in 1919, Greece and Bulgaria had signed at Neihi a convention of reciprocal emigration, which provided for the voluntary exchange of their respective minorities. They didn't force people who didn't want to go to leave their ancestral house. In 1914, a limited and voluntary exchange of rural populations between Greece and Turkey was proposed by the Turkish government through its minister in Athens and accepted by Greek Prime Minister Venizelos. The eruption of the First World War, however, prevented the implementation of the exchange. Thus, the Lausanne Convention of 23 represents the first instance of a compulsory exchange of population sanctioned by international law in modern history. On account of the delay in the ratification of the overall settlement, the January 30th Convention, which provided for the exchange to begin on May 1st, 1923, could not come into effect until the following autumn. The first act of the drama was played out in the week of October 15 to 21, when 8,000 Muslim inhabitants of the island of Lesbos were moved to Ivalik in Asia Minor, in exchange for 8,000 Greeks from Samsun on the Black Sea coast of Turkey. The exchange continued under international supervision over the next several months until well into 1925, when the last Orthodox communities from eastern Cappadocia in the far interior of Asia Minor were deported from their villages. This, of course, was the last but relatively most orderly act of the drama of forced migration brought about by a decade of war, which started with the First Balkan War in October 1912, continued with the First World War, the Greek landing and campaign in Asia Minor in 1919-1922, and the Turkish counteroffensive and final victory in 1922. The wars created an enormous dislocation of people and caused a staggering refugee problem that was estimated by independent contemporary observers to have involved up to 3 million people. So not a small problem, and a major human rights problem besides a major demographic problem. The Lausanne Convention provided that all people, Christians and Muslims, who had become refugees since October 18, 1912, when the First Balkan War was declared, and were original inhabitants of regions whose populations were subject to the exchange, were considered as exchangeables. They had to go. Only two groups were excluded from the exchange: the Greek inhabitants of Istanbul, who were permanently established in the prefecture of the city of Constantinople,
prior to October 30, 1918, and the Muslim inhabitants of Western Thrace. To these two populations, which were excluded from the exchange, the subsequent Treaty of Lausanne, not the exchange, not the convention on the exchange, but the Treaty of Lausanne, added the population of the two Greek inhabited and Greek-speaking islands of Imbros and Osgada, which were returned to Turkish sovereignty under a special regime of self-administration. It's Article 14 of the Treaty of Lausanne. The net result of the exchange was to produce, essentially for the first time in modern history, or in all history as a matter of fact, an almost entirely Muslim and to a considerable degree ethnically homogeneous Asia Minor and Eastern Thrace as the Turkish national homeland. This is what Professor Tekeli was talking about, the first phase of modernization in Turkey as the nation building process. To appreciate the degree of the social and ethnological change brought about by the application of the Lausanne Convention, it is necessary to briefly survey the ethnological background in Asia Minor and Eastern Thrace prior to 1923. In the work of the Center for Asia Minor Studies over a period of more than 90 years have been to try and recover and reconstruct this ethnological background in Asia Minor before the application of the Lausanne Convention. The ethnically Turkish territories of Eastern Thrace in Asia Minor, which make up the republican nation state of modern Turkey, are a 20th century phenomenon, the product of the application of the Lausanne Convention. This fact alone makes the exchange of populations of the 1920s a major milestone in the history of Turkish society. Before the 1920s, the ethnological, demographic, and social picture was very different. The populations of Asia Minor and Eastern Thrace, the population of Asia Minor and Eastern Thrace was made up of a complex mixture of races, ethnic groups, and religious communities. This demographic picture mirrored quite accurately the imperial history of these regions, which for two millennia had formed the heartlands of great multi-ethnic and multi-religious empires. Eastern Thrace, outside the great imperial city of Constantinople, had up to 1922 a Christian majority in its population. Coastal regions along the Dardanelles, the Sea of Marmara and the Black Sea, up to about the city of Burgas in Bulgaria, in modern Bulgaria, were primarily inhabited by Greek-speaking Christian Orthodox communities. The territory of the interior of Eastern Thrace was inhabited by compact rural Orthodox communities, mostly Greek-speaking but also Bulgarian-speaking, towards the north and the northwest. Greek and Bulgarian speakers made up about two-thirds of the population of the region. Muslim Turks and smaller communities of Jews and Armenians were concentrated in the larger cities, especially Edirne, Adrianople. Literary evidence of the late 19th century shows a remarkable pattern of interaction between Christians and Muslims in the Thracian countryside, which was not disturbed until the Balkan Wars, when the region was temporarily occupied by Bulgaria. And there are important literary testimonies of that, including the work of a major modern Greek literary writer, Georgios Vizinos from Vizie in Eastern Thrace, who refers to this pattern of coexistence in the Thracian hinterland in the 19th century. The demographic and ethnological picture was even more complex in the vast geographical space of Asia Minor, where remarkable variation existed not only along and across ethnic demarcation lines, but also within the religiously defined ethnic communities. Greek settlement in Asia Minor prior to 1922 was composed of three geographically based ethnographic entities, clearly distinguishable from each other on the basis of sociological, cultural, and linguistic characteristics. The first ethnographic unit was made up of the compact Greek settlements in Western and Northwestern Asia Minor,
along the coast of the Sea of Marmara and the Aegean, extending inland along the riverine valleys of the region. And what the Center for Asia Minor Studies has done in its research has been to try to identify the settlements where this Greek-speaking Christian Orthodox population was living and their conditions of life and existence there. And in the context of this research, 401 Christian Orthodox settlements in this area were identified prior to 1922. This population, Greek-speaking, Christian Orthodox of Western Asia Minor, was mostly the product of migrations from the Aegean Islands and continental Greece since the 18th century. And that's why they spoke as their native language varieties of the dialects spoken on the islands of the Aegean. A second ethnographic unit of the Greek Orthodox population of Asia Minor was composed of communities of the interior, which formed Christian islands in the midst of the Muslim population masses in the region, enclosed by the great rivers to the east of the valleys of the west. 168 Orthodox communities in Central and Southern Asia Minor were identified. So you see that on a much vaster geographical space, fewer Christian settlements were identified. And this represented, for the most part, a lingering survival of medieval Byzantine Christian populations in the region. Continuity with the Byzantine past was reflected especially in the peculiar, highly idiomatic dialects of Greek spoken in 32 of the 81 Orthodox villages identified and researched by the center in Cappadocia. And also in a village outside Konya in Liguria, Sicily, and in two coastal townships in southwestern Asia Minor on the Lycian coast, Makri Fethiye and Livisi Kayakyori. And these were villages which had been identified by a great British scholar, professor of Greek at Oxford, Richard Dawkins, who had toured the whole of Asia Minor riding on a mule, trying to identify the survivals of medieval Greek in modern 20th century Asia Minor. The rest of the Christian Orthodox population of Central and Southern Anatolia spoke Turkish, except for Arabic and Syriac speaking Orthodox and Monophysite Christians in the southeast. And all this pluralist, linguistic, and religious has been recorded in detail by the research of the Center for Asia Minor Studies and is deposited in the oral history archive of the center. And in the early part of the research, special effort was made to record and study the linguistic character of the Greek idioms spoken in those Greek-speaking islands in the broader Turkish-speaking regions in which they had survived. A third area of Greek settlement in Asia Minor that formed a distinct ethnographic unit was that of the Pontic coastal and highland regions in the north and northeast of Asia Minor. In this area, along the Black Sea coast and deep into its hinterland, extending to the southeast toward the sources of the Tigris and Euphrates rivers, an exceptional Greek Orthodox society had survived as a direct descendant of the medieval Pontic Empire, the last Byzantine state to fall to the Ottomans in 1461. Defined by its highly peculiar form of speech, which under different political circumstances might have naturally evolved into a separate Neo-Greek language parallel to Common Modern Greek, this was a rural, tightly knitted, inward-looking society, which had preserved intact many extraordinary features of its ancient culture. Pontic Greeks
form the denser and geographically the most extensive component of the Greek Orthodox presence in Asia Minor. Dispersed in almost 1,500 communes in a region which extended from the east the area of the sources of the rivers Tigris and Euphrates to the west to the region that the Romans called Paphlagonia. In the research of the center, 910 of these 1,500 known villages have been researched in detail, and we have the records in the oral history archives. These Orthodox communities live side by side with the Muslim Turkish majority. Other Christian communities, especially Franco-Levantines in the coastal cities, Armenians in the major cities, in the rural areas of the east, the smaller Christian communities belonging to ancient Near Eastern churches like the Syro-Chaldeans, Nestorians, and Jacobites in the deeper interior of southeastern Anatolia. Jews, of course, were to be found everywhere in urban settlements, and Muslim groups distinguished by speaking other languages other than Turkish, and also Arabic-speaking groups, completed the ethnological mosaic of Asia Minor at the dawn of the 20th century. The Muslim population of Anatolia was made up of Sunnis, who formed a majority and an Alevi community. This religious division of the Muslim population cut across linguistic groups and was spread throughout the peninsula without a distinct regional basis. These different groups, regions, languages, and communities, colorful human collectivities of rich cultural expression, have been accommodated by the institutions of the imperial state and have managed to survive imperial repression and their own conflicts, working out forms of coexistence in daily life, constantly redefining but also preserving the essentials of identity. Such was the ethnological background in Asia Minor, and what makes the archive of the Center for Asia Minor Studies uniquely interesting is that it allows us to study in detail, in lively daily detail, the practice of pluralism and coexistence between these different religious and linguistic communities. It was this population that was subjected to the first form of migration identified by Professor Tekeli before, when they were forced to accept the application of the Convention of the Obligatory Exchange of Regulations in 1923. And this led to what is conventionally described as relocation of populations. But relocation or resettlement, some quite mild and neutral terms, when they are used to describe the massive upheaval brought into the lives of individuals and families, but also whole communities, by the process of uprooting and deportation involved in the exchange of populations. The population groups that survived the actual movement in space that led them into permanent exile sought to create a new homeland amidst novel, strange, and often inimical environments. And we just saw on the film that opened our symposium some testimonies of what this change of environment meant. And here we had descendants of the first generation who went through the relocation. But at the archive of the Center for Asia Minor Studies, we have the actual testimonies of the people themselves. In Greece, the influx of the refugee population in the wake of a humiliating military disaster brought enormous strain upon state and society and provoked on many occasions open hostility on the part of local populations, the populations of the regions in which Asia Minor refugees had to be resettled. The refugees were initially housed in public buildings, schools, theaters, military barracks, and camps. New spaces were opened up for resettlement
around Athens and Thessaloniki, and this is how these two principal cities grew into major metropolis because of the surrounding refugee settlement areas. But also in other major cities, especially in northern Greece, but also in Crete, from where a significant part of the population had been subjected to the terms of the convention. In this process, Greece received considerable help from the League of Nations, and under the guidance of an international refugee settlement commission, after the initial shock and desperation, managed effectively in the decade of the 1920s to absorb and integrate the refugee population. Guiding principle generally followed A guiding principle generally followed in resettling the refugee population in Greece involved the preservation of communal groups as much as possible. Thus, whole villages or urban population groups were resettled collectively in new localities, usually renamed after the original place of provenance. And that's why we have all these places in Greece called New Smyrna, New Izmit, New Urgu, and so on and so forth. Thus, whole villages or urban population groups were resettled collectively in new localities, renamed as mentioned after the places of origin. In their new localities, the communities attempted to recreate their traditions by rebuilding their churches, while they also tried to revive the religious life of the original community by appealing to the patron saints whose icons or relics had brought with them. Very often, especially refugee groups from the interior of Asia Minor deposited in these new churches icons and holy relics that they had carried with them. The resettlement of integral communities made possible the preservation of either Turkish original dialects like Pontic as the language of the first generation of the refugee population. And we can still trace these areas. One of the very useful pieces of information that can be derived from the archive of the Center for Asia Minor Studies is very often the precise identification of some of the communal cultural treasures that these groups brought with them and left them either in churches or in communal buildings. And then after the first generation, the knowledge of the provenance of these cultural relics was lost. They forgot, or if they did tell their descendants where they brought them from, the descendants forgot, and they have an icon in the church and they don't know where that icon comes from. In the records of the Center for Asia Minor Studies, I have very often managed to find the provenance of these cultural artifacts from villages in Asia Minor, which were deposited in various places, churches, museums, or communal buildings in Athens. So let me just conclude now with a few broader remarks. The appraisal of the long-term significance of the exchange of populations brings up some broader issues that might be considered in conclusion. The conventional view in both Turkey and Greece calls that the exchange of populations by contributing to the ethnic homogeneity of the two countries form a final but critical stage in the production of viable national societies in Greece and Turkey. This is true, but also it's a conventional truth. In other words, the exchange is considered as the final act that completed nation building in the two countries. This view has been probably stronger in Turkey than in Greece. It was certainly integral to the philosophy of Kemalist nationalism and provided the major motivation behind Turkey's position at the negotiations at Lausanne. In Greece, in turn, the achievement of one of the most homogeneous societies
in Europe, one of the most homogeneous societies in Europe, must be added until recently, because now Greece is changing in its demographic composition because of the influence of the fourth wave of migration in world history that Professor Tekeli has identified. In Greece, the achievement of this homogeneous society has provided, in a way, consolation for the great historical and emotional loss associated with the exchange. From the perspective of the early 21st century, however, the events of the exchange, more than 90 years later, may appear in a different, less glowing light. And this is what, as without any prior consultation, both Professor Tekeli and I take as a kind of need to revise the conventional view of these things. The exchange may be seen as a form of ethnic cleansing, masquerading behind the respectability of international law and sanctioned by the blessing of the League of Nations and the great powers of civilized Europe who were present and signed the Treaty of Lausanne. Of course, the issue here is not a question of names and semantics. The exchange of population was both a state in nation building and a policy of ethnic cleansing, which involved an enormous human cost. And this is the significant issue, the human cost involved. It is neither morally edifying, nor intellectually honest to downplay this aspect of the problem. Nevertheless, if this dimension of the exchange is, strictly speaking, belongs to the past, another dimension was to form part of the future of the affected society. By reducing ethnic pluralism through such radical means, the exchange prevented the modern national societies that emerged from it, from this nation-building process, from learning the skills and internalizing the values necessary for the practice of toleration, mutual respect, respect of otherness, and recognition of all these changes which produce a new humanity in our time. And this can explain, I think, a considerable part of the experience of public debate and public sensitivities in the two societies. Now let me conclude by just reminding ourselves that what has been lost in this process, the original pluralism, which could be a lesson in toleration and coexistence, has, by a stroke of luck, a stroke of historical luck, which was due to the inspiration of a great lady who visualized, a visionary, who visualized the Center for Asia Minor Studies and its work. So through this stroke of luck, that original pluralism has been recorded and preserved in the Oral History Archive and in the other collections of the center, which in a way represent a section, a part, a chapter of the history of Asia Minor, which has been transposed and deposited in Athens. And it is this record of pluralism that is open to all of you, especially younger researchers, the younger generation of researchers on these problems. And I'm glad to see that a considerable part of our audience this morning is made up of the younger generation of researchers who are expected to come and work at the archive and recover and write about the pluralism that has been lost. Thank you very much. Doktor Kitromidis'e teşekkür ediyoruz. Şimdi soru ve
tartışma için yeterince zamanımız kaldı. Bilmiyorum mikrofon var mı? Çünkü İngilizce çeviri için mikrofona ihtiyaç var. Sorularınız için buyurun. Yorum yapmak isteyenlerden de rica kısa tutmaları olacak. Mikrofonu şöyle ön tarafa alabilir miyiz? Çocuk hastalıkları öğretim üyesi ve ikinci kuşak mübadili çocuğuyum. Şimdi gerek her iki konuşmacıyı da dinledim ama kendi düşüncelerimi altında burada bir başka konunun daha göz önünde bulundurulması kanaatindeyim. Bir hekim olarak insan yaşamını dikkate aldığımız zaman İnsanın nerede, hangi koşullarda, hangi gelişmişlik düzeyinde yaşadığı dikkate alınırsa bu yaşam şartlarında insan önce kendi yaşamını sürdürmek için çaba sarf eder. Bunun için gerekli olan beslenme koşullarını, tabiat şartlarına karşı korunma koşullarını arar ve bu koşulları bulmadığı zaman yer değiştirir. İşte tarihe baktığımız zaman tarihte avcı toplayıcı toplumlar halinde yaşayanlar da o tarihten itibaren aynı şartlar içinde aynı gerekçelerle yer değiştirmişlerdir. Şimdi her iki konuşmacının da söylediği şartların kökünde bu vardır. İnsanın kendi yaşamını sürdürmek için gereken ortamı arayıp bulmak. Ve o günün şartlarında yani o göçün yaşandığı durumlarda yerde ve şartlarda ve ekonomik durumuna göre insanlar kendilerini buna göre ayarlamış ve göç etmişlerdir. Şimdi zorunlu göçe gelirsek eğer zorunlu göç tabirini ben şahsen kabul etmiyorum. Onlar idarecilerin bazı şartları düzeltebilmek için her iki tarafta kendi ekonomik çıkarlarını dikkate alarak düzenledikleri bir anlaşmadır. Şimdi bu anlaşmaya göre benim ailem de Drama'dan gelmiş, İzmir'e yerleşmiş ama aile içerisindeki konuşmalara ben dikkat ettiğim zaman ve büyüklerin konuşmalarına dikkat ettiğim zaman eğer bu göç zorunlu olmasaydı da onlar gene de buraya geleceklerdi. Şimdi örnek vereyim. Zorunlu göç bitti. Zorunlu göç bittikten sonra bile Batı Trakya'dan Türkiye'ye göçler olmuştur. Gene zorunlu göç bitmiş olmasına rağmen İstanbul'dan Yunanistan'a göçler olmuştur. Bunların kökeninde yaşam şartlarını sürdürebilmek gayreti vardır. Onun için prensip olarak bunu kabul edip o günün şartlarında, o günün gelişme düzeyinde, o günün siyasi ortamında yapılan değişiklikler, göçler bu şekilde değerlendirilmesi gerekir kanaatindeyim. Ama her iki konuşmacı da acaba bu kanaati iştirak ederler mi? Teşekkür ederim. Brief comments. From the experience of your family, coming from Drama, actually Drama, that region in northern Greece, is densely populated by people from Asia Minor. So I guess they could tell us similar stories
to yours. So the experience of rudeness, moving, shows one thing: the capacity of people to find ways of survival. And this is what is so admirable about this whole experience. Of course, there was help from the state and from international agencies and so on and so forth, but it was the ability of the people themselves to survive. And this is, in a way, this is the epic subtext of the whole story. So this is the one point. The other comment concerning the concerns the concept of forced migration. This is not just a way of describing. This is a legal term that was introduced into the practice of international law by the Convention of Lausanne. That people were not given the choice to stay if they wished to stay. They had to go. And that's why it's described as forced migration. Okay. Bakın ben de bu bir yorum var. Diyor ki beyefendi zorunlu göçü ben kabul etmiyorum. Zaten bunlar göçecekti. İdari kararla göçtüler. Tabii bu tarih yazma biçimi değil. Tarih olaylar üstünden yazılıyor. Zorunlu göç diye bir olay var. Tarihçilerden o zorunlu göçte. Şimdi niyetler, eğilimler üstünden tarih yazılmıyor. Onun için zorunlu göç diye bir vaka var ve tarihçiler de yazarken o vakayı kabul ediyorlar. Bunun zaten o kararı verenler belirli bir etnik ilişki olduğu için böyle bir eğilim olacağını falan düşünürler ama bu öyle çok normal bir durum. Normalleştirmek. Yani bir olay var, tarihsel olay var. O tarihsel olayı normalleştirerek onun analizinden kurtulamayız. Ben de kendime bir söz vereyim bu konuda. Ben de sizin biraz normalleştirdiğinizi düşünmüştüm konuştuğunuzda. Mesela mübadeleden sonra Batı Trakya'dan göçün devam etmesi, İstanbul'daki Rumların göçünün devam etmesi normal olan değil, anormal olan şeyler. Bunlar ulus devletlerin politikaları nedeniyle gerçekleşiyor. Yani o insanlar mutsuz edildiği için insanlar gidiyorlar. Bu anormal. Bunun üzerine gitmemiz lazım. Batı Trakya'dakilerden söz ederken birileri de ama efendim İstanbul'daki Rumlara da neler yapılıyor dememeli. İstanbul'daki Rumlara yapılanlardan bahsettiğimizde de efendim onlar da Batı Trakya'da yapıyorlar denmemeli. Bunlar karşılıklı meseleler değildir. Buyurun. İyi günler. Ben emekli öğretmenim. Ben daha önce mübadelede Kaval'dan gelmeler. Pravışlandılar. Pravi. Ben de son 3-5 yıldır okumaya çalışıyorum, bilgi edinmeye çalışıyorum, zorunlu göçle ilgili ilgileniyorum. Ama kafama takılan bir soru var mesela. Kapadokya bölgesinde ya da Karaman bölgesi ya da Karamanlıca'nın konuşulduğu bölgeler diye de düşünsek, burada yani Türkler de aynı lisanı, aynı şiveyle konuşuyorlar. Hristiyan kökenlilerde Doğu Kilisesi'ne bağlı olan Ermeniler de Türkofonlar. Yani bunu böyle bir zorla işte devlet karar aldığıyla bu iş olsaydı vallahi bugün Türkiye'de Kürtçe diye bir şey kalmazdı. Ya da başka bir şey de olmazdı. Ya da şeyde Türk şeyde de Yunanistan'da da hala Türkçe konuşanlar olmazdı yani. Bunun bir mantığı, bunun bir ekonomik bir çerçevesi vesairesi var da böyledir bu. Yani bunu sadece hani Türkçe konuşmalarının evet. Evet. Teşekkür ederim. Kime yöneliyorsunuz? Yani
this is a really historically a very big question. Why these communities change languages? And we cannot even be sure under the conditions of the early adoption of Turkish by the Christians. Things are clearer in the later period, where we can witness in these villages which spoke the local idioms of Cappadocia, the gradual change, abandonment of these local idioms and the adoption of Turkish as their language because of the impact of the broader society, as these communities were coming out of their isolation and opening up to the broader society because mostly of social and economic reasons, they were also losing the language and adopting Turkish as their language. And this has been recorded very well by the British Hellenist I mentioned, Richard Dawkins, who went around on a mule recording the local idioms. So it was, I guess the answer is that the language of the majority tends to be adopted by the linguistic minorities as society changes and becomes more homogeneous. This is the explanation, I think. Şimdi böyle çok duygusal bir başlangıç ve sempozyumun konuşmaları sorular. Galiba hepimiz içinde bir göçmenlik var burada. Aklımda geldi bir iki ay önce benim çalıştığım üniversitede. Bir genç asistan bana sordu, ha hocam ne kadar güzel bir şey konuşuyorsunuz falan. Siz de herhalde benim gibi Makedonya, Bosna nedir göçmenisiniz. Sanki ben göçmen miyim? Hayat boyu değişik üniversitelerde, Avrupa'dan sonra Türkiye'ye, sonra Türkiye'den Kıbrıs'a sağa sola ekmek peşine diyelim veya. Sonra dedim, göçmeni ne yaratır? Ne ayırıyor göçmeni, göçmen olmayanı arasında? Ne ayırıyor onları? Herhalde zorluk. Hiç kimse yerini değiştirmiyor, bir zor olma, zorluk olmadı. Tabii Sayın Hocamızın biraz önce söylediği gibi biz dramada yaşadık ama her zaman kafamızda bir niyet vardı, bir gün İstanbul'a veya İzmir'e göçeceğiz, çünkü Türk'üz. Evet, bizim oradaki coğrafyalarımızda da benzer bir şey vardı. Yani Bosnalı bir Sırp her zaman düşünüyor, planlıyor ama yapamıyor genellikle. Bir gün emek yorulunca, yeterince paran olursa, bilmene çocuklar okul bitince bir gün Belgrad'a göçeceğiz. Bir Hırva, Bosnalı Hırva diyor, bir gün bilmem ne böyle bir direkt şey, bir istasyon var. Ama bu başka bir şeydir, bu doğal bir şeydir. Herkesin iki başkenti var, birisi halkının, biri oturduğu yer. Ama olağanüstü durumlarda, savaşlarda, zulümlerde, açlıklarda insan o zaman hazırlıksız gidiyor. Ucuza satıyor kendi malını, kendi evini. Ailenin yarısı kalıyor, yarısı gidiyor vesaire vesaire. Yani bu paralel yollar var ama birisi düz, birisi çok inişli, çıkışlı bir şeydir. Biliyorsunuz, göçmen her zaman sadece son durağı hatırlıyor. Çünkü hatırlamak istemiyor fazla okullar. Türkiye'de sarışın adamı görürseler ve mavi gözlü, her zaman soruyorlar, aa sen Bulgar göçmenisin, sen Yunanistan göçmenisin. Bir saniye, Yunanlılar genellikle kapkara, Bulgarlar kapkara. Bu sarışın mı? Nereden geliyor? İslam'la birlikte mi yani şey? Nasıl? Demek sadece son durak Selanik. Son durak oldu. Daha önce belki Arnavutluk'tu, belki Bosna'ydı, belki bilmem. Ama sadece o.
o son durak kadılar. Bu belki soru değil, daha fazla bir ilave, bir uzun dipnot arkadaşımın söylediği şeyler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Buyurun. Ben İlhan Hocam'a bir soru sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Bu aldığımız dönemlerin içinde özellikle 1860'tan sonra Osmanlı'nın liman kentlerine ilk küreselleşme döneminde büyük ölçekte Levanten ve buna bağlı olarak bunları yarattığı dinamizmin ötürü Rum göçleri oldu. Ve bunlar da daha çok belirtmiş olduğumuz ikinci kısım göç analizlerinde, yani kentte mekan kararına, kentsel meslek, kentsel bilirde önemli farklılıklar gösterdi. Acaba bunu da bir eklemleme olarak yapabilir misiniz? Teşekkür ederim. Yapabiliriz. Yani bir itirazım yok yapılmasına. Yalnız bu yani şeyin Levanten yerleşmeleri ve şeyi 1860'la değil de bunları 17. yüzyıldan falan başlatmakta yarar var diye düşünüyorum. Şeyde de İzmir'deki Rum nüfusun artışı da 17. yüzyıldan itibaren başlıyor ve olayın altında şey var. Kara Osmanoğlu ailesinin adalardan aldığı emek göçü var. Yani tarımın gelişmesi için gerekli olan iş gücünü Ege adalarından sağlıyor. Ve İzmir'de 16. yüzyılda doğru dürüst bir Rum nüfus falan yok. 17. yüzyıldan sonra Ege tarafında bir Rum meselesi başlıyor. Bu Levanten meselesinin ötesinde bir tarım problemiyle de ilgili. Yani o senin söylediğin tarihi biraz geriye çekiyorum. Yunanlı misafirimiz mübadeleyle gerek Türkiye'nin gerekse Yunanistan'ın etnik saflaşmasına yol açtı. Yani Türkiye'de Türklerin, Yunanistan'da Rumların çoğunluğu sağladığı şeklinde bir fikir ileri sürdü. Benim bildiğim mübadeleyle Türkiye'ye gelen Rum nüfus, Müslüman nüfus 500 bin kadar. Buradan gidenlerin sayısını tam bilmiyorum. Belki 2 veya 3 misli. Acaba İlhan Tekeli Bey bu fikre katılır mı? Yani mübadele her iki devlette yerli etnisitenin saflaşmasını sağlayan etkenlerden birisidir diyebilirim. Homojenleşmeyi sağladığı açık. Şimdi bakın bu problem aslında ilginç bir problem. Niye 1922-23'te iki taraf işte Lozan müzakerelerinde böyle bir çözüme gittiler? Acaba daha ilginç bir soru şu: eğer böyle çözüme gitmeselerdi ne olurdu diye bir soru var. Ve bizim bu soruya verdiğimiz cevap şöyle bir cevap. Ya yani etnik çeşitliliği Türkiye'nin olsaydı ve bu etnik çeşitlilik pozitif bir sonuç doğururdu diye bugün genellikle Türk kamuoyunda ve entelektüelleri arasında böyle bir inanç var. Bu niye dayanıyor? Yani bu homojenleşmeyi bilmem 90 yıl geçtikten sonra bu homojenleşmeye baktığımızda diyoruz ki yani zaten çeşitlilik çok önemli bir sosyal
fenomen olup insanlar o komünitenin performansına çeşitliliğin katkı yaptığını düşündüğümüzde böyle bir yargıda bulunuyoruz. Bu yargı yerine tarihten bazı örnekler alarak bu konudaki yargımızı daha derinden yapabilir miyiz diye bir soru soracağım. O da şu. Bence Avrupa'nın 1860'lardan işte 1914'lere kadar falan olan politikası içinde şöyle bir şey vardı. Diyorlardı ki bütün tanzimat reformlarına bakın, Avrupa ile Türkiye'nin etkileşmesine bakın ama bunun en iyi örneği 1861'de Lübnan'da olanlar. Orada bütün etnik grupların eşit olarak temsil edildikleri bir çözüm Avrupa'nın Osmanlı İmparatorluğu'na o zamanki düşünceyle önerdiği bir çözüm. Şimdi demek ki elimizde aslında iki tane model var. Modellerden birisi Lübnan modeli. Diğeri de diyelim ki işte Ege'de olan bu mübadele sonrasında olan durum. Şimdi 90 yıl geçtikten sonra Lübnan modeli ne oldu? Ege'de gelinen çözüm ne oldu? Bunları mukayese edersek belki o dinamiğin yarattığı sonuçlar da bu dinamiğin yarattığı sonuçları mukayese edebiliriz. Böyle bir çalışma yaparsa birisi tarihçilerden buradan ilginç sonuçlar çıkabilirdi. Ama şöyle bir şey var. Etnik buradaki Avrupa'nın çözümünün sorunlu olmasının bir tane temel nedeni var. Bu etnik grupların reproduksiyonları yani doğurganlıklarının farklılaşması dolayısıyla ortaya çıkarttığı dinamik Lübnan'da eski dengeyi sürdürülemez hale geldi ve iç savaş çıktı. Bunu size tarihsel bir not olarak sundum. Siz herkes kendi düşüncesini yapsın bunu. Yani bunun üstünden bir ben yargılama yapmıyorum. Onları sizlere bırakıyorum. Ben de bir iki cümle söylemek isterim. Bu etnik homojenliğin ben bir ulus devlet efsanesi olduğunu düşünüyorum. Gelenlerin etnik kimlikleri yok, dini kimlikler kriter alınarak getiriliyorlar ve götürülüyorlar. Geldikleri ülke eğitim sistemiyle onlara etnik bilinç aşılıyor. Profesör Kitromidis söyledi, buradan giden gruplarda bir homojenite var mı? Türkçe konuşuyor. Güneydoğu Anadolu'dan, Adana taraflarından Arapça konuşanlar gidiyor. İzmit'in bir köyü var, Slavca konuşuyor. Ortodoks oldukları için gönderiliyorlar Yunanistan'a. Hayhurunlar var, Erbilice konuşuyorlar. Onlar gönderiliyorlar. Yani dini homojenite diyoruz ama onların içinde de mesela müthiş bir dilsel çeşitlilik var. Dini homojenite bile yok. Giritli'nin İslam anlayışıyla Kayseri'nin İslam anlayışı aynı mı? Bugün İzmirli ile Erzurumlu'nun aynı mı? Yani hiçbir anlamda homojeniteden söz edilemez. Onlara Türklük ve Yunanlık okullarda ulus devletleriyle sonra öğretilir. Süremiz daralıyor. Mümkünse bu son olsun. Teşekkür ederim. İsmim Öztürk Handöre. Belki üçüncü, dördüncü nesil. Biraz yaklaştırıyorum. Üçüncü, dördüncü nesil göç sonucu kişisiyim. Biz göç kelimesini tarih kitaplarında öğrendik ilk olarak. Türkler Orta Asya'dan göç ettiler. Hatta okları hala hatırlıyorum. Bütün dünyaya göç etmişiz. Dünyaya derken Amerika hariç.
Avrupa'ya, her yere Türkler geçerler. Bu dönemler bir zorluk olmuş, işte kıtlık olmuş, yağmurlar yağmamış, kuraklık olmuş, göç. Bu göçlerden bir tanesi, oklardan bir tanesi nereye geliyor? Kırım'a geliyor. Oraya işte sonradan şöyle Hun devletinin parçalanması İlhanlılar. Oradan sonra Ruslar kovalayınca Romanya'ya gelmişler. Kuzeyde Doğuca'ya. Oradan sonra da 93 harbinden sonra da Türkiye'ye gelmişler. Türkiye'deki muhtelif yerlere yerleşmişler. Demek ki bütün bu göçlerde bir zorunluluk var. Zorunlu olmayan göçler, göç demeyelim buna, münferit yer değiştirmeler diyebiliriz diye düşünüyorum. Zorunluluk esastır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Oturumu burada kapatalım ve bir çay kahve arası verecek. Teşekkürler. 12:10 geçe başlayacağız.